Merhabalar YDT Tayfam, Gene ben. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde if bağlacının yerine neleri kullanabiliriz? Bu sorunun cevabını arayacağız ve size bu bağlamda if'lerde bulunan devrik yapıları ve if'in yerine kullanabileceğimiz diğer bağlaçları anlatacağım bu videoda. Hazırsanız hadi gelin başlarız. Öncelikle If'in devriğini yaparken arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey öncelikle type'ı belirlemek. Neden? Çünkü if'te kullandığımız devrik yapılar kullandığımız type'a göre farklılık gösteriyor. Nasıl yani? Mesela bir, sen eğer bir type 1 ifadesini kısaltmayı düşünüyorsan o zaman senin kullanman gereken ifade should ifadesi olacaktır. Ama bu ifade type 2 ya da type 3 olacaksa bambaşka bir yere gideceğiz. O yüzden de işte Type 1 yapılarının devreğini biz should ifadesiyle yapıyoruz diye bilmemiz gerekiyor. Peki ne, nasıl yapıyoruz bunu? Mesela bak şöyle bir tane cümlem var. If he goes to the United States of America, he will visit the Statue of Liberty demiş. Arkadaşım eğer o Amerika'ya giderse özgürlük kanıtını ziyaret edecek. Tamam. Şimdi baktığımızda ben burada if'i kullanmak istemiyorum. Ya şu if'i geri plana atayım arkadaşım dedim. Ne yapmam gerekir? Neye dikkat etmem gerekir? Arkadaşım şu if'i sileceksin. Bunun yerine should yazacaksın. Peki arkadaş dedim. Normalde should bir model'dı. Devamında verb 0 istemiyor muydu? Evet. O yüzden şu S takısını da kaldıracaksın. Yani if he goes to the United States of America ifadesini devrik yapıyla yapmak istersen should he go to the United States of America şeklinde gerçekleştirebiliyorsun. E iyi de hocam buradaki should muddle mı if'in devrimi mi ben nasıl anlayacağım ya diyorsan da hemen sana bir soru düşün biraz beyin cimnastiği yapalım. Ya arkadaşım should dediğin şey bir muddle mıydı? da bir yardımcı fiil miydi? Peki yardımcı fiil cümlenin en başına gelirse bu ne cümlesi olur? Soru cümlesi olur değil mi? Bak şu en başta gelmiş. Peki sonunda soru işareti var mı? Aa yok. O zaman arkadaşım diyorum bak bu ifade if'in devri olan ifade. Eğer soru işareti olsaydı muddle olan ifadedir diyebilirdim o zaman. Peki gönderdim bu ifadeyi. Ardından Type 2'ye geldiğimizde ise type 2'nin devrini arkadaşlar biz word ifadesiyle yaparız. Ama burada işler birazcık karışıyor. Neden? Çünkü benim burada arkadaşlar type 2'de fiilleri önce bir ikiye ayırmam gerekiyor. Nasıl ayıracağım? Bir tarafa bir fiilini atıyorum. Diğer tarafa ise diğer bütün fiilleri atıyorum. Nasıl yani? Bak. Eğer senin e, fiilin bir fiili ise ve o cümledeki conditional type 2 ile çekimlenmişse bak mesela if I were you gibi bir ifade gördüysen arkadaşım diyorum bak senin amacın bu if'i kaldırmak mı? Evet. E, şuradaki were'ü de alıp buraya getiriyoruz. Yani neymiş? If I were you ifadesiyle were I you ifadeleri birebir aynı. E bunu nasıl anlayacağım? Aynı muhabbet, yardımcı fiil başa gelirse soru cümlesi olur falan diye düşünebilirsin. İki, where are you? Ne ya? Direkt kulak tırmalıyor zaten değil mi? Oradan yakalayabilirsin. Peki bu kolay. Bundan yana sıkıntı yok. If sil vörü başa at diyorum. Eğer fiilin bir fiili ise ama eğer fiilin diğer fiillerse hemen geldim. Bak senin böyle bir durumda mesela if I had a lot of money gibi bir cümle gördüğünde bunu nasıl devrik yapmak zorundasın? Type 2 de ben devriği böyle yapıyorum demiştim değil mi? Evet. E o zaman gel. If'i silelim. Bunun yerine were yazalım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. Burada were'ü zaten past versiyonlu bir fiil kullandığım için benim şuradaki head'i değiştirmem gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Buradaki ifadeyi To verb sıfır olarak kullanmam gerekiyor. Yani if'in yerine were yazıyoruz. Fiili to verb sıfır versiyonuna getiriyoruz. O yüzden de if I had a lot of money ifadesini devrik yapmak istiyorsan were I to have a lot of money şeklinde bir ifadeyle karşına gelebilir senin aklında olsun. Peki geldim type 3'e. Type 3'te ise devrik yapıyı biz had ifadesiyle gerçekleştiriyoruz. Nasıl yani? Bak şimdi normalde type 3'te if'ten sonra head verb 3 geliyordu ya. Bu if'i sil diyorum. Şurada bulunan head'i başa at. E ben bunu nasıl anlayacağım? Bak arkadaşım normalde şu ifade past perfect tense soru yapısıdır. Sonunda soru işareti var mı? Yok. O zaman burada ifler devriği var demen gerekiyor. Buna ek olarak tabii ki de bol miktarda okuma yaptıkça arkadaşlar bunlar oturacaktır. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Onu da geçtim. Zaten bunları göreceğiniz tek yer var. O da özgün sorular. ÖSYM bunları sormaz arkadaşlar. Karşınıza getirmez devrik yapıları. O yüzden çok da önemli değil diyebilirim. Peki geçtim devrik yapıyı. Ne demiştik? Bu videomuzun temel mantalitesi neydi? Arkadaşım ben if'i tekrar tekrar kullanmak istemiyorum. Bunun yerine ne yapabilirim? Sana birinci cevabı verdim. Devrik yapabilirsin. Type'ına göre. Neydi? Type 1'de should'la yapıyorduk. Type 2'de were'la yapıyorduk. Type 3'de headle yapıyorduk. İkinci bir opsiyonumuzsa if'i silip bunun yerine başka bağlaçlar da getirebiliriz arkadaşlar. Peki nedir bu bağlaçlar? Hemen gel ilk grubumuzla bir başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar karşımıza gelen provided that ya da providing that ifadesi. Bu arada bunların that'leri opsiyonel. İstersen sadece provided ya da sadece providing şeklinde bir ifade de görebilirsin unutma bunu. Devam edelim as long as ve so long as bir de only if ifadesi. Bunlar koşuluyla, şartıyla hatta bazen dığı sürece diye çevirebileceğimiz ifadelerimizdir ve bunlar arkadaşlar if'in yerine kullanabileceğimiz direkt bana if anlamını veren ifadelerimizdir. Nasıl mesela bak arkadaşım demiş. Her e, bir, herhangi bir ürünün fiyatı e, kaçınılmaz bir biçimde artar. Eğer onun talebi e, arzı azalırsa. Yani piyasada bir ürün azalırsa fiyatı artar demiş bize. Bak şimdi. Ben buradaki if'i silsem bunun yerine provided ya da provided that. Providing ya da providing that. As long as so long as only if yazsam oluyor mu yani? Evet oluyor. Sıkıntı yok. İstersen sil onu. Bunlardan hangisini istiyorsan onu yaz. Ama bir tane istisnai durumum var benim. O da only if ifadesiyle alakalı. Peki neydi? Nedir bu istisna? Arkadaşım diyorum bak. Biraz önceki cümlede farkındaysan if ortadaydı değil mi? Ortada olduğunda da sıkıntı yok. Ama only if arkadaşlar eğer cümle başında bizim karşımıza gelecek olursa o zaman dikkat. Bizim sonuç cümlemiz devrik olarak karşımıza gelecektir. Yani bak only if parents try to understand their children dediğim only if başta mı geldi? Evet. E burası şart cümlemdi. Sonuç cümlem şurada başladı. Ne yapmış bak? Yardımcı fiille özneni yerini değiştirmiş. Yani devrik hale getirmiş bu cümleyi. Dikkatli olacağız buradan. Peki gönderdim bunu. Geldim ikinci ifademe. Even if. Bak even tek bir başına zaten bile anlamına gelen bir ifade. If'e baktığımızda ise ssa diyen bir ifade. O yüzden de even if dediğimiz bu ifade arkadaşlar se bile, sabile bile anlamlarına gelen bir ifade olarak karşımıza çıkacaktır. Ve se bile, sa dediğimiz ifade nedir biliyor musun? Bana şu mesajı verir. Arkadaşım ne yaparsan yap sonuç belli. Hiçbir şekilde değişmeyecek şeklinde bir ifade olarak karşımıza gelecektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim sana. O beni düğününe davet etse bile gitmeyeceğim dedim. O beni düğününe davet etse bile gitmeyeceğim. Peki sana soru. Ya o beni düğününe davet etti. Sence ben düğüne gidiyor muyum? Yok. E düğüne davet etmedi. Zaten yüzsüz değilim gitmem. Yani o zaman bana verdiği mesaj şu değil mi? O beni davet etsin, etmesin, ne yaparsa yapsın sonuç belli. Ben o düğünde yokum arkadaşım demiş bize. İşte even if bu şekildeki ifadelerden bahseder. Mesela bak, arkadaşım demiş. We cannot reach the airport on time. Havalimanına zamanında varamayız. Ne yapsak bile, taksi tutsak bile zamanında varamayız demiş. Ya da she won't forgive me even if I apologize from her. Ne diyor? Ben ondan özür dilesem bile o beni affetmeyecek gibi bir ifade karşımıza geldi. Ama even if'in de arkadaşlar genelde kaçırılabilen bir durumu söz konusu. Nedir bu? Normalde arkadaşlar ilk bağlaç grubumuzda bu da if'in type'larını ister. If'in bütün kurallarını ister. Yani eleme tablosunu falan içerisine barındırır. Eğer diyorum sen even if ifadesini if kurallarının dışında görürsen o zaman even if'i ne diye çevireceksin biliyor musun? Though, although, even though ve much as diye çevireceksin. Yani e rağmen diye çevirmen gereken durumlar da olacaktır. O yüzden şöyle bir dikkat maddesi koydum kitabıma. Ne dedim? Arkadaşım eğer even if ifadesi if kurallarının dışında kullanılırsa e rağmen diye çevrilir. Bunu asla unutma. Gel bir bakalım. Even if I didn't like her. Ben onu sevmesem bile ne oldu? I had to go to their wedding. Onların düğüne gitmek zorunda kaldım. Ailemin arkadaşlığından dolayı. Bak şimdi sana soru. Ya ben eleme tablosunu öğrettim sana. If'in sonuç cümlesinde past bir ifade geliyor muydu? Hayır. E geldiyse eğer buradaki even if'i ne diyeceksin? E rağmen diye çevireceksin. Onu sevmememe rağmen. Onu sevmememe rağmen onun düğüne gitmek zorunda kaldım diye çevirmem gerekiyor aslında benim bu ifademi. Peki geldim 3'e. Unless. Nedir peki bu ifade? Genelde bu bilinir değil mi? Nedir? Unless eşittir. If not ifadesi olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Yani mesle masla diyen, medikçe madıkça diyen bir ifade olarak karşımıza gelecek. Peki bakalım. Unless demiş arkadaşım meslemezse ne yapmazsa, sınavların için sıkı çalışmazsan onları geçemezsin. Ya da o onu affetmeyecek. Ney? Aptal hatası için ondan özür dilemezse, dilemedikçe o onu affetmeyecek. Ya da e, hükümet herhangi bir önlem almazsa ne olacaktır? Ülkedeki suç oranları tavana ulaşacaktır, iyice artacaktır gibi bir ifade beni karşılamış. Bak şimdi if not'ı gördüğünde yani unless'i gördüğünde unless genelde type 1 ile kullanılan bir ifadedir. Bunu mutlaka kafana koy. Buna ek olarak arkadaşlar sonuç cümlesinde unless ifadesi not ifadesiyle çok güzel anlaşır. Yani unless şart cümlesini verdi. Diğer tarafta not olma ihtimali yüksektir bu şekilde de bir güzelliği var anlasın. Peki geçtim. Suppose ifadesi ya da imagine ifadesi ne demek? Hayal etmek demektir değil mi imagine? Varsaymak, farz etmek, hayal etmek. Baktığınızda işte buradan türeyen bağlaçlarım var benim. Nedir bu? Suppose that, supposing that. Imagine that. Tabi bunlarla sınırlı kalmak zorunda değiliz. Farz etmek, varsaymak diyen bütün bağlaçları kullanabilirim ben. Nasıl mesela işte ne diyelim Esyum that diyebiliriz. Assuming that diyebiliriz. Presume that diyebiliriz. İşte presume that. Bu şekilde devam edebilir. Bunlar bize ne diyor? Varsayalım ki, farz edelim ki, hayal edelim ki, bir düşün ki diyen bağlaçlar olarak karşımıza gelecek. Peki o zaman sana soru. Ben bir şeyi varsayıyorsam, farz ediyorsam, diyorsam, hayal ediyorsam ben real bir durumdan mı bahsediyorum yoksa unreal bir durumdan mı bahsediyorum? Tabii ki de unreal değil mi? İşte o yüzden de ben bu bağlaçları genellikle type 2 ya da type 3 ile görürüm arkadaşlar. Mesela bak. Suppose that Varsayalım ki sen üniversite sınavında başarısız olduğun, ailen ne yapardı gibi bir ifade vermiş. Ve bak dikkat et. Burada ne geldi? Past geldi. Type 2 olarak kullandı. Diğer tarafta woodwork 0 geldi. Type 2 olarak kullandı. Geçtim. Suppose that you had won the lottery last year. Varsayalım ki geçen yıl lotoyu kazandın. Hayatın şu anda nasıl olurdu? Mix type yapmış değil mi? Type 2 ve 3'ü birleştirmiş burada da. Bu şekilde bir ifade olarak beni karşılıyor. Peki geçtim bunu da. Bir sonraki bağlacımsa on condition that ifadesi. Yani bana koşuluyla, şartıyla diyen bir ifadedir. Ve yine arkadaşlar birebir if'in yerine kullanılabilen bir ifade olarak karşımıza gelecektir. Baktığımızda mesela things can go much smoother. Arkadaşım işler çok daha hafif gidebilirdi. Ne olması koşuluyla? nasıl düzgün gidebilirdi? Sen çalışmaya başlamadan önce her şeyi hazırlaman koşuluyla her şey çok daha güzel olabilirdi demiş bize. Ya da you should give your son a present on his birthday. Doğum gününde sen oğluna bir hediye vermelisin. Ne koşuluyla? Düzgün davranması koşuluyla. Peki ben burada on condition deti bunun yerine if oluyor mu? Tabii ki de olur. Niye olmasın? Değil mi? Peki geçtim bu ifadeyi de geldim şimdi in case ifadesine. In case ifadesi arkadaşlar hani olmaz ama olur sa diye şeklinde çevirebileceğimiz, çevirisini se diye, sa diye şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir ifade olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Mesela bak, hani yağmaz ama yağmur yağarsa diye şemsiyeni almalısın dedi. Bak yağmur yağar sabiye. E şimdi baktığımızda yağmurun yağması ifadesi aslında bir tam cümle değil mi arkadaşlar? O yüzden in case ifadesi devamında tam cümle ister. Peki hani yağmur yağmaz ama yağar sabiye dediğimize göre biz burada aslında bir tedbir anlamı barındırmıyor muyuz? Evet içerisinde bir tedbir, bir önleme anlamı barındıran ifademizdir arkadaşlar bu ifade bizim baktığımız zaman mesela you should add your uh, you should add emergency emergency contacts on your phone arkadaşım telefonuna acil durumlarda ulaşılacak kişileri eklemelisin hani ne olmaz ama olursa diye sana kötü bir şeyler olursa diye Hani inşallah olmaz ama olursa diye telefonundaki acil durumda aranılacaklar listesini e, eklemelisin demiş. Ya da in case something urgent comes up ya acil bir şey gelirse diye you should call me before you come to my workplace iş yerime gelmeden önce beni aramalısın. Hani acil bir şey olmaz ama olursa diye önce ara direkt gelme arkadaşım demiş bize. Arkadaşlar bu noktada özellikle bir dikkat maddesi koyacağım. Neden? Çünkü bak in case ne dedim? Se diye, sa sadiye tamamen tedbir anlamını barındırıyor içerisinde. Sıkıntı yok. Ama öğrenciler bunu in case of ifadesiyle çok sık karıştırıyor. Aman diyeyim bu ikisinin ayrımını yap bak. Arkadaşım diyorum senin in case dediğin ifade devamında tam cümle alır ve sediye şeklinde çevirirsin. Ama sen eğer in case of ifadesini kullanırsan bu devamında isim alır ve bu ifadeyi biz durumunda diye çeviriyoruz. Mesela çok sık karşımıza gelir in case of emergency ifadesi Acil durumlarda, aciliyet durumunda diyen bir ifade olarak karşımıza gelmiş. Ne diyor? Telefonundaki o acil durumda ulaşılacaklar listesini güncel tutmalısın gibi bir ifade vermiş. O yüzden şuna mutlaka dikkat et. Bu iki yapı birbirinden farklı arkadaşlar. Bir tanesi devamında cümle alıyor, bir tanesi devamında isim alıyor. Birisi sedi ediyor, birisi durumunda diyen ifade olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Peki baktığımızda şu ana kadar 6 tane bağlıcımızı gördük. Ne var demiştik? Provided that, providing that. As long as, so long as, only if. İkinci gruba geldiğimizde ne var demiştik? Hatırlar mısın? Even if de sevile savile demiştik. Sonrasında üçüncü olarak unless demiştik. If not'ın eş anlamlısıydı. Dördüncü gruba baktığımızda on condition net vardı hatırlar mısın? Beşinci grubumuza baktığımızda suppose that supposing that vardı. Assume that presume that vardı. Imagine that ifadesi. Hayal edelim ki farz edelim ki diyen ifadeydi. Son olarak da neyi gördük? in case ve in case of'ları gördük. Şimdi geldim if it weren't for. 1. ben bu ifadeyi olmasa diye çeviririm. Ve dikkat et. Bak şimdi. Normal şartlarda for diye bir ifadeyle bitmiş. Arkadaşım for İngilizce'de bir edat. Yani bir preposition. Ve İngilizce'de prepositionlardan sonra daima isim gelir. E haliyle o zaman if it weren't for ifadesi de devamlı isim alacak bir ifade. Peki bir de şuraya baksana. Özne gelmiş sonra weren't ifadesi var. He. O zaman bu type kaç? Type 2 olarak kullanılan ifademizdir bizim değil mi? Peki mesela bak. If, if it weren't for her health diyelim. Ne demiş? Olmazsa. E sonra isim gelecekti. Ne olmasa? Onun yardımı Olmazsa ben okulu bitiremezdim gibi bir ifade verdi. Ya da yasalar, kanun ve düzenlemeler olmasa bir ülke kolaylıkla kaotik bir yere dönüşebilir gibi bir ifade vermiş bize. Bunun bir de hadn't been for yapısı var. E baktığımızda mantık aynı. Bak if it weren't for olmasa derdi. If it hadn't been for'sa olmasaydı diyen bir ifadeydi. Şimdi geldim buraya. Ya arkadaşım diyorum bak. Bu da tıpkı for'dan dolayı if it weren't for gibi devamlı isim alacak. Peki type olarak sence bu type kaça benziyor? 3'e benziyor değil mi? O yüzden de bu ifade bizim type 3 olarak kullanmamız gereken bir ifade. Mesela baktığımızda I forgot to take my wallet to school yesterday. Dün cüzdanımı okula götürmeyi unuttum. Tamam hemen geldim bak şimdi buraya. If it hadn't been for olmasaydı kim olmasaydı? Merve olmasaydı bana ödünç borç para veren Merve olmasaydı açlıktan ölürdüm. Bak would have 3 dikkat et farkındaysan type 3 gibi kullanmış burayı da değil mi? Peki if it hadn't been for her continuous attempts to help me olmasaydı ne olmasaydı onun sürekli çabası, bana yardım etme çabası olmasaydı ben son yılımda üniversiteden ayrılabilirdim gibi bir ifade karşımıza gelmiş. Tamam. Baktığımızda ne dedik yani? If it weren't for Type 2 gibi kullanıyoruz. Olmasa diyor. If it hadn't been for Type 3 gibi kullanıyoruz. Olmasaydı diyor. Daha sonrasındaysa bana göre çok zeki bir adam çıkmış. Ya ne kasıyorsunuz demiş ya. Ben but for diye bir ifade buldum. İster olmasa de, ister olmasaydı de ne yapıyorsan yap. For'dan dolayı zaten isim geldiğini anla. Type olarak type mı? Ha olur şöyle yap. Type 1, 2, 3 canın ne istiyorsa kullan işte ya demiş bize. Baktığımız zaman yani but for ifadesi aslında if it weren't for'u If it hadn't been for içerisine barındıran bir de buna Type 1'i ekleyen bir bağlaç olarak karşımıza çıkıyor. Bak mesela. But for olmasa, ne olmasa, onun desteği olmasa bu projeyi tamamlayamam. Ya da but for the aid groups such as Kızılay and Red Cross, kızıl haç ya da Kızılay gibi yardım organizasyonları olmasa Afrika'da milyonlarca insan açlıktan ölür. Ya da but for the heroic sacrifices of millions of people. Milyonlarca insanın kahramanca o fedakarlıkları olmasaydı Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan hayatta kalamazdı. Şehitlerimizi rahmetle anmış olduk bu vesileyle. Peki baktığımızda arkadaşlar if'in yerine kullanabileceğimiz ifadeler de bu şekilde bizim karşımıza çıkıyor diyelim. Peki bununla beraber arkadaşlar iflerle alakalı kısmımızı tamamladık. Bir sonraki videomuzda wish clause'a devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda ise artık if soru çözüm stratejilerine geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.